Manşetlerin diline gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karasanoğlu'yla birlikte canlı yayına haftanın bu ilk iş gününe Bismillah diyerek yayını açıyoruz. Sizler de bu yayına rahatlık ve kolaylıkla katkı sağlayın lütfen dedikten sonra hemen Ali Bey'e dönüyorum. Hafta sonundan kalan herhangi bir başlık var mı? Yoksa ben Ömer Döngeloğlu'yla başlamak istiyorum. Bir Allah'tan rahmet dileyelim bence çünkü önemli din adamlarından birisiydi ve genç yaşta 51-52 yaşında. 52 yaşında evet. Genç yaşta diyebiliriz. Son itibariyle benden 6 yaş kadar küçük. İyi bir hatipti, iyi bir din adamıydı veya din adamı ifadesini pek kullanmak istemiyorum. İyi bir hocamızdı. Dokunaklı anlatıyordu. Hem insan hakları noktasında hem insanların dışında da diğer canlılar açısından da İslam'ın emirlerini anlatmaya çalışıyordu. Özellikle de Ramazan aylarında ki sohbetleriyle biz kendisini daha yakinen tanıyoruz. Her cuma bir televizyon kanalımızda yine sohbetleri vardı. Maalesef işte koronavirüs salgınına yakalandı. Benim tahminim o salgında dahi gene çalışmaya devam etti. Belki konuşmalara sohbetlere uzaktan da olsa belki kendisini ziyaret edenlere nasihat etmeye devam etti. O çerçevede de belki rahatsızlığı arttı diye ben tabii şahsi kanaatim bu. Ta, şahsi tahminim ki koronavirüs salgını başladıktan sonra Ramazan ayının öncesinde son bir sohbeti de var. Sohbet demeyelim belki bir e, nasihati şeklinde kısa 3-4 dakikalık bir konuşması var. O konuşma içerisinde de Ramazan vesilesiyle bu koronavirüsten bu salgından kurtulmamız için temenni de duada bulunuyor. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de hem baş sağlığı diliyorum hem de onlar da rahatsızlar. Onlar da tedavi görüyorlar. Eşi için dün akşama doğru eve taburcu edildi diye bir bilgi geldi ama teyit edemedim. ...dolayısıyla onlara da... ...aynı zamanda şifa da diliyorum. Evet, arkadaşlar Aydınlık Gazetesi'nden... ...verdiler haberi. Vatansever... ...ilahiyatçıyı kaybettik. İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu... ...koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede... ...vefat etti. Yeni hastanede görüyordu... ...anladığım kadarıyla. Başakşehir'in... ...açılan ünitesinde. Yok, bildiğim... ...kadarıyla Başakşehir Devlet Hastanesi. Devlet Hastanesi. Daha eski bir hastane. O hastanede, evini de yakın... ...diyebiliyorum. Dolayısıyla... ...hatta belki yanılmıyorsam kendisinin hastaneye gitme, yatma süreci de henüz daha Şehir Hastanesi açılmadan önceki bir tarihe denk geliyor. Evet, e, tekrardan Allah rahmet eylesin dileyelim. Ama evet. şimdi burada madem arkadaşlar aydınlığı verdi, bir de Doğu Perinçek'in bu milliyetçilik günü 3 Mayıs Milliyetçilik Günü ile ilgili de bir değerlendirmesi var Ali İhsan Bey. Gördünüz mü onu? Dün kısmen gazetelerde Yayınlamamışlar yapmıştım. bugün herhalde onu. Onu bugün gazete yayınlamamış anladığım kadarıyla. Ambargo mu uyguluyorlar? Doğu Perençe'ye onu da anlayamadım. Aydınlık gazetesi yapabilir mi öyle bir şey? Yani ambargo uygulayabilir mi diye. Ama mesela ben birinci sayfada görmedim. Acaba Hasan e, Aydınlığı bıraktı mı buraya? He, he, yani e, hepsini de toplamış gitmiş de olabilir. Yok var Aydınlık gazetesi. Diyor ki şimdi e, o haberi bulamadım ben. Mesela baktım var mı diye. Yani e, o Yani dünkü gazetede olabilir o. Ben de hayal meyal hatırlıyorum. Yok dündü zaten şey. 3 Mayıs Ama dün de dün. yani sonuç itibariyle dünkü gazetede çıkmak üzere yayınlanmış bir mesaj olabilir ve kendi köşe yazısında yayınlanmış olabilir. Ben ayrıntılı olarak bakmadım. Sadece birinci sayfasına baktım. Değişik kesimlerden evet 3 Mayıs Türkçüler Günü ile ilgili kutlama mesajları vardı. Evet. yani anneme söylemezseniz ben Vatan Partili olacağım artık Ali İhsan Bey. Yok o kadar değil yani. Yani Sonuçta... döngel oğluna, döngel oğluna, ilahiyatçıya Allah rahmet eylesin diyen milliyetçilik gününü, milliyetçilerin gününü, ülkücülerin gününü ülkücülerden önce kutlayan e, LGBTİ'ye sizden benden önce karşı çıkan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaşı sizden benden önce sahiplenen Doğu Perinçe'nin peşinden gidilmez mi? Diyeceğim ben Ali İhsan Bey. Yani kusura bakmayın. Belki doğu perinçek sizin peşinizden devam ediyor olabilir. Dolayısıyla o noktada kendisini de hiçbir şekilde tahkir vesaire ederek değil de doğru bir noktada buluştuğumuzu belirterek biz gene kendi yolumuzdan yürürüz. O da eğer bizim peşimizden geliyorsa veya bizim yanımızdan yürüyorsa onu da saygıyla karşılamak gerekir. Ama onun peşine takılırsak o zaman ona ittiba etmiş, ona itaat etmiş oluruz. Yarın öbürsü gün yanlış bir yola girdiği zaman da kendi rehberimizi bırakıp da onu rehber edinmenin yanlışlığını görmüş oluruz. Evet. Dolayısıyla biz kendi yolumuzda yürüyelim. Yanımızda gelenler varsa... Onlara da ya siz eski yıllarda başka yollardaydınız, başka yollardan yürüyordunuz. Niye bizim yanımıza şu an geldiniz ki diye sorgulamadan yanımızdaki insanlarla birlikte hedefe doğru yürüyelim. Bir de kulağıma söyleyin verdiğiniz arkadaşlar ya size zahmet 3 Mayıs bakın bulmuş arkadaşlar hemen. 3 Mayıs Türkçüler günü olarak kabul ediliyor. Türkçülük daha doğru bir tanımla Türk milliyetçiliği ilkel değil çağdaştır. Kurafeci değil, bilimseldir. Iğcı değil, büyük millet milliyetçiliğidir. Bölücü değil, imparatorluk birikimiyle birikimiyle birleştiricidir. Ve daha başka cümleler de olacak herhalde. Yani, Tarihte bir, 2 Mayıs olduğuna göre de gene tahmin ettiğim gibi he, yani 2 Mayıs'ta belki vardır. Yani 2 Mayıs'ta 3 Mayıs'ı kutlamış oluyor. Evet. Ama ben burada bir küçük ayrıntı da vereyim. Yani bu Türkçülük Günü'yle ilgili çok fazla tartışmaya girmeye gerek yok ama. Şimdi bazı kişiler niyâlasızdan başlıyorlar geliyorlar. Şimdi niyâlasızın falan da savunulacak bir yanı olduğunu da ben zannetmiyorum. Yani e, konuyu dini noktalardan çok ötede bir ırkçı noktaya kadar da götüren bir e, kimliği de eğer bugün sebebiyle kutlama dahilinde görecek olursak yanlış yapmış oluruz. Evet Müslümanların bir anlamda neferi olmuştur Türkler. O anlamıyla da. Türklük gününü kutlayabilirsiniz. İşte birbiriyle ayrılmaz kardeş haline gelmişlerdir. Nerede Avrupa'da Türk denildiği zaman ne akla gelir diye sorulduğu zaman mutlaka Müslüman akla gelir. Müslüman denildiği zaman da ilk planda Türk akla gelir. Dolayısıyla böyle bir özdeşleşmiş iki kimlik diyebilirsiniz. Ama kalkıp da işte niyâlasızları vesaire de bazı kişileri de böyle işi ırkçılığa döken e, kimlikleri de bu işin içine katarsanız o zaman e, bir anlamda İslam'ın da dışına doğru meyletmiş oluruz ve ırkçılığa kaymış oluruz. Doğu Perinçek ırkçılık değildir Türk milliyetçiliği diyor. İşte bazı isimler var o bazı isimler maalesef işi ırkçılığa doğru, en azından o tarafa doğru meyal olan insanlardır. Onlara da dikkat etmek gerekir. Evet, e, tabii şunu da bir yayınlamamız e, lazım. Onu da bir arkadaşlara ben göndermeyi e, unutmuştum. Bir manşetlerin dili e, şeyine. Çünkü niye? E, bizden de bir haberi de kullanmıştı dün şey. Ne onun Aydınlık Gazetesi. Akit sunucusu Perinçek vatanseverdir. Gördünüz mü onu Ali İhsan Bey? Akit sunucusu 2.3 üst üste herhalde. Hı hı. Yani akit sunucusu Perinçek ben, gibi, sanki benden, akitin sunucusu heh. gibi olmasın Doğru. Perinçek. Evet iki nokta üst üste Perinçek vatanseverdir diye. Yani son açıklamalarıyla son gerek televizyon konuşmaları, gerek yayınları, gerek gazetesinde yaptığı haberler çerçevesinde yani eşcinsellerle ilgili yaptığı açıklamalar gerçekten takdire layık açıklamalar. Şimdi biz birçok kesimden beklentimiz neydi? İlk günden hemen çıkıp Desinler ki Ankara Barosu, İzmir Barosu yanlış yapıyor, Diyarbakır Barosu yanlış yapıyor demeleriydi. E bir gün, iki gün, üç gün bekledik bazı kişileri. Maalesef bir açıklama duyamadık. E şimdi eğer Doğu Perinçek hem de bu işin arka planını da anlatan Avrupa fonlarından bunların desteklendiğini de belirten açıklamalar yapıyorsa gerçekten takdire Kabul Dayan. etmiyorum ben. Ben kabul etmiyorum Ali İhsan. Her şeyi itiraz söyleyeyim. etmeyin. Her Hayır, şey itiraz ben itiraz baştan etmiyor. kabul etmiyorum. Bakın niye kabul etmiyorum? Çünkü dün Mustafa Destici, Akit TV ekranlarında pazar manşetine konuk oldu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı. Evet. Şimdi onunla ilgili kendi tweet atmışlar ve tweetin altına neler yazılıyor biliyor musunuz? Yani Akit'le birlikte haşrolun inşallah diyorlar beddua ederek. Bakın cümle bu. Bunu Birliler. da söyleyen kim? Büyük Birlik Partililer. Yani kendilerini en azından öyle kabul eden insanlar. Bakın. Nereden biliyorsunuz? Ee, yani bakıyorsunuz bir, şeylerine bakıyorsunuz e, ne onun adı? E, yani profillerine. Gerçek isimler, profille, gerçek, gerçek, isimler, isimler, gerçek isimler, gerçek isimler. Gerçek isimler. E, bir profillerine bakıyorsunuz. Bakın. Yani, yani Mustafa Destici'nin Akit'le birlikte yan yana gelmesini, Akit TV ekranlarında canlı yayına e, çıkmasını Hayır, bile. O, o noktada bakın. Şimdi büyük eleştirenler yok, Doğu Perinçe'yi AK Parti'ye yamayarak aslında Erdoğan'ı gölgelemek istiyorlar. Önce Bakın, ben ben bunu söyleyeyim önce. yapayım. Önce birinci noktaya itiraz edeyim. Daha Muhsin Yazıcıoğlu rahmetlinin döneminden bu yana Büyük Birlik Partisi'nin tabanı hiçbir şekilde, akitle hiçbir mesafesi yoktur. Hatta okurlarımızın, abonelerimizin büyük çoğunluğu da Büyük Birlik Partisi'nin tabanıdır. Hatta tamam. bir günlük gazetelere gündüz vardı Abdurrahim Karakoç abi de o gazetede yazarken daha sonrasında gazete günlük olarak çıkmaya son verdi. O dönemde Abdurrahim Karakoç abi bizde yazmaya başladı. Ve birçok abonesi, o gazetenin abonesi de bize geçti. Ve bizi okumaya başladılar. Evvelki dönemde de okuyordular ama daha sıkı bir şekilde takip ettiler. Ben bir şeye, Büyük Birlik Partisi'nin tabanının akit, ve Mustafa Destici'nin yan yana durmasından rahatsız olduğu noktasında tek bir büyük birlik Partili'nin olduğu kanaatinde değilim. Onu bir kere söyleyeyim. Ama şunu söyleyebilirler. Yani Mustafa Destici ile şahsi bir çıkar çatışmaları olabilir. Bir tartışmaları olabilir. Mesela rahmetli Musin Yazıcıoğlu'nun eşinin ya işte sahip çıkıldı, çıkılmadığı noktasında gerek AK Parti'ye gerek Tayyip Erdoğan'a gerekse Mustafa Destici'ye zaman zaman itirazları olmuştur. E bunlar her aile içerisinde olabilecek tartışmalardır. O noktada ama Akit'e de sirayet ettirecek kadar Akit efendim ne işi var Mustafa Destici ile Akit'in diyecek bir Büyük Birlik partisi. Haşrolun diyor Ali İhsan Bey. Ben, ben bizzat okudum ve o yüzden de İsim dön, o zaman dön Mustafa verirseniz dön o Hatta diyor. Mustafa Destici'ye Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'na sordum. Niye sizi yani muhafazakar mütedeyyin sağcı cenahtan uzaklaştırıp CHP ile HDP ile İYİ Parti ile birlikte yan yana getirme arayışı e var bazılarının. Bazılarını, bazılarını... yani akitle, akitle haşrolmayıp da HDP'lilerle CHP'lilerle işte haşrolacaklarsa... Ya e iyi de büyük birlik e tamam partisine he. inanan, güvenen bir tabandaki bir isim böyle bir şeyi nasıl dillendirebilir? Yani CHP, HDP ile yama olacaklarsa gitsinler olsunlar zaten. Yani bizim onlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama hiçbir büyük birlik partisi sevdalısıyım diyen bir insan ben CHP ile HDP ile haş olmak istemem der. %99,99'u ben akitle birlikte haş olmak isterim de. Dolayısıyla bu belki tekil ya bir olaydır. O Çok zaman, fazla o da zaman ama tekil durur bir olay diyeyim. ama. Değmez. O zaman ben de e, diyorum ki anneme söylememeniz kaydıyla ben de Vatan Partiliyim artık. Bunu da manşet yapsın Aydınlık gazetesi. Ben de Vatan Partiliyim. Bakın ben de Vatan Partiliyim. Ben de Doğu Perinçek'in e, yanındayım. Madem böyle benden daha hızlı LGBT düşmanı, benden daha hızlı Diyanet İşleri Başkanı'nı savunuyor, benden daha hızlı Döngeloğlu'na rahmet diliyor, benden daha hızlı milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin, sağcı, İslamcı, hayır değil Ali İhsan Bey, değil. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? E, bütün Döngeloğlu'na rahmet dilemesini geçtim. Milliyetçilik gününü kutlamasını geçtim. Esat'ın yanında duran Doğu Perinçek'le bizim yan yana durma olasılığımız olamaz. Olamaz. Bak eğer olur derseniz ben size bir şey ben söyleyeyim mi? O zaman bütün de bakın. Hayır tartışalım demiyorum ben. Ben bu noktada tartışmayacağım. Doğu Perinçek eşcinseller o zaman bir başkası da der ki efendim Esad'ın yanında duran ama eşcinsellik konusunda da Akit'le yan yana duran Kişiyle ben yan yana durmam der Esat'ta. Beni istediği kadar Doğu Perinçek savunsun vesaire yapsın. Hiçbir şekilde ben Akit'ten gördüğüm karşı muhalefeti, karşı saldırıları hiçbir şekilde unutmam. Dolayısıyla Doğu Perinçek benim yanında olamaz. Ben onu yanımda kabul etmiyorum de. Buralardan bir sonuca varamazsınız. Bizim için önemli olan ben size Vatan Partili olun falan filan demedim. En başından söyledim. Ha, bizimle beraber yürüyorsa eşcinsellik konusunda gerçekten duyarlı davranmıştır. Rahmetli Ömer Döngeloğlu Hoca için gerçekten güzel bir şekilde gazetelerinde bir... Ya biz yapmadık bunu Ali İhsan bulunmuş. Bey biz yapmadık. Bizim de yani, birinci sayfamızda var ya, hem de ya bizim var da. Yani taziye siz, ilanımız siz, da var. Siz, siz tamam da siz aketin e, e, en üstüne değil en altına koymuşsunuz birinci sayfanın... Aydınlık Gazetesi vatansever ilahiyatçı kaybettik diye... Yani arkadaşlar gösterdiler gerçi bakın yani şu gazetede ya yani bu gazetede bu metro çıkışında yazıyor aydınlık yazıyor aydınlık yazıyor Türkiye nasıl diktatörlük oldu Erdoğan nasıl gidecek devleti nasıl soydular diye satılan gazete bu. Bakın yani böyle böyle satılan gazete bu. Böyle, bir 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 bu. Bir böyle şey yazıyor, yazıyor, Bizim, aydınlık yazıyor diye bağırıyorlar. Böyle. Bizim İmam Hatip'te sık sık yaptığımız bir tartışma vardı. Hala belki yine İmam Hatip'lerde tartışma noktasında İslam'ın sistemiyle farklı sistemler kıyaslanırken yapılan bir benzetmedir, bir örnektir. Faiz İslam'da haramdır. Kapitalist sistemde meşrudur. Komünist sistemde yasaktır. Şimdi komünist sistemde de faiz Yasak diye e, kınanan bir davranış diyerekten İslam'la siz komünizmi yan yana getiremezsiniz. İslam Allah inancına bağlı bir sistemdir, komünizm ise İslam inancını, Allah inancını reddeden bir sistemdir. Dolayısıyla faiz noktasında İslam diniyle komünizm birlikte aynı şeyleri öneriyor diye ne komünizmi İslam'a yamayabilirsiniz, ne de İslamı komünizme yamayabilirsiniz. Dolayısıyla her sistemin kendi içerisinde değerlendirmek gerekir. Geldiğimiz bu noktada da Doğu Perinçek eğer bizimle belli noktalarda hemfikirse veya biz kendisiyle hemfikirsek o noktalarda birlikte yol alırız ama başka noktalarda ESA'da eğer avukatlık yapmaya kalkarsa Doğu Perinçek biz efendim biz ne olduk? Eşcinsellere karşı çıktığı için Vatan Partisi'ne girdik. Dolayısıyla Esad'a da artık destek verelim. Hayır Esad'a hiçbir şekilde o zalime insanların, kendi insanların, kendi vatandaşlarını katleden bir Esad'a hiçbir şekilde biz destek Ama vermiyoruz. ben diyorum ki e, bu açıklamaların hepsi Riya, Riya, Ali İhsan Bey, Riya, Riya. Birine bir soru işareti koyalım, öyle yürüyelim. E siz diyorsunuz ki iyi niyetli bakalım Doğu Perinçek'in açıklamalarına iyi niyetli bakalım. Bakalım mı? O zaman yani Hayır, bakalım mı? Hem, Hayır. hem öyle bakmamız lazım hem Hüsnü Zan'la hareket etmemiz lazım hem de e başkaları niye o riyayı yapmıyor diye ben sorarım size. Yani bir Habertürk bile Hı. o riyayı yapmıyorken tamam. cinsellerle ilgili. Çünkü niye? Çünkü niye Doğu Perinçekle Ak Parti'yi yan yana getirme mücadelesi hep var. Hep var. Ne zamandır var Erdoğan'ı yıkamadıkları müddetçe Doğu Perinçe'ye Erdoğan'ın arkasına yamamak için yoğun bir gayret sarf edenler var. kendisi cezaevinden çıktığında dedi ki işte tarikatlerin hepsini yıkacağız, devireceğiz dedi. FETÖ'yü de indireceğiz, Tayyip Erdoğan'ı da indireceğiz tamam. dedi. Bugün itibariyle eğer Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz şeklindeki söyleminden vazgeçtiyse hı hı. evet bizim bütün mücadelemiz FETÖ'ye karşıdır ve FETÖ'ye karşı mücadelemiz devam ediyor deyip Tayyip Erdoğan'la ilgili o söylemlerinden geri adım attıysa evet hazırlıklı olalım, evet uyanık olalım, evet bütünüyle kendisine işte biraz... Dolanıyor, dolanıyor. Gibi, dolanıyor, Vatan bir tarafa bakın iyi olmaya kalkıştıralım. Ali İhsan Bey bakın ben söylüyorum. Ben bu yayında söylüyorum. Doğu Perinçek muhalefete hizmet ediyor. Doğu Perinçek muhalefete hizmet ediyor. Doğu Perinçek muhalefete hizmet ediyor. Doğu Perinçek 50 yıllık, 50 yıllık bir aktör. Siz Doğu Perinçek'i anlayamazsınız. Ben anlayamam. Siz çözemezsiniz. Ben çözemem. Bizi de getirir. İşte nedir? Ne güzel vermiş. Akit sunucusu vatanseverdir diyor Doğu Perinçek'ten dolayı vatanseverdir şimdi diyor. Olaya olaya özgü olarak onu söylüyor. Ben, 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 ben de aynı şeyi o olaya özgü olarak ben, ben de aynı şeyi söylerim. Yani bir insan vatansever bir hareket içerisindeyse bir kişi şehitlerimizle ilgili olumlu açıklamalar yapıp PKK'yı kınıyor, lanetliyorsa bir başka milliyetçi geçinenler bile aman işte bu işin istismarını yapalım diye yaklaşıp ama işin ucu o PKK kanın uzantısı konumundaki HDP'ye gelince aman onlara dokunmayalım. Onlara dokunduğumuz takdirde şu an CHP ile yaptığımız ittifak sekteye uğrar. Dolayısıyla o olayı siyasi boyutlarına taşımayalım diyorlarsa ona rağmen Doğu Perinçek diyorsa ki PKK'nın uzantısı HDP'dir diyorsa e ben tabii ki Doğu Perinçek'e bu söylemi sebebiyle vatanseverdir derim. He, yarın öbürsü gün Doğu Perinçek e, o zaman bizi ben, arkamızdan kurşunlarsa... O zaman ben, ben, de, ben de bu söylemleri yapan Doğu Perinçek'in partisine... ...oy veririm derim. Ben ya de Doğu işte ben. hayır, ...anladım yani da yani... Uçtan uçağı, ...ya vatansever de hayır hayır... ...vatansever E ondan, ...ondan daha vatansever olan Tayyip Erdoğan var diyorum... E, o ...sözümü de dinle o zaman... ...ben size Tayyip Erdoğan'dan daha vatanseverdir demiyorum ki... ...Tayyip Erdoğan en önümüzdeki vatansever insandır... ...bu 50 yıllık, 60 yıllık hayatıyla bunu ispat etmiş bir... ...Tayyip Erdoğan var diyorum... ...he bunun yanında Doğu Perinçek'te... Evvelki 30 yılını, 20 yılını, 15 yılını bize mücadeleyle, bizimle mücadeleyle geçirmiştir. Dindar insanları tuğ ilan etmiştir. Başörtülüleri kimi zaman gülle karşılamış, kimi zaman da cumhuriyet düşmanı olarak gösterip başlarını açmak gerekir bunların. Yoksa üniversiteye sokmamak gerekir demiştir. Bugün itibariyle bu bir özgürlüktür. Başörtüsüyle uğraşmayalım kimsenin diyorsa, doğru bir noktada bir söyleme sahipse ben Vatan Partisi'ne oy vermem. Ama kalkıp da Doğu Perinçe'ye de ya riyakarlık yapıyor dediğim zaman e aynı sözle karşı karşıya kalırız. Kalbini yarıp da baktın mı, beynini yarıp da baktın mı diye sorarlar adama. Evet. Çok size de aynı şeyi sorarlar. Siz de eğer burada Doğu Perinçek'in vatanseverliği noktasında sorgulama yaptığınız zaman siz vatansever misiniz? Durun bakalım diye bir başka da size Sorsun. belki sorgulama Zaten ben o yüzden şimdi bunda bir mahsur yok ama ben diyorum ki biz millet e, Mustafa destici. Mi Hayır Mustafa Nedir Destici, yani? Mustafa Destici Tayyip Erdoğan'ın yanından uzaklaştırmak isteyenler Devlet Bahçeli'yi AK Parti destek desteğinden uzaklaştırmak, Erdoğan'la kurduğu ittifaktan uzaklaştırmak isteyenler ne hikmetse Doğu Perinçek'i Tayyip Erdoğan'ın koluna sokmak için gayret sarf ediyorlar. O ikisini yan yana getirip gösterirseniz belki daha doğru olur. Çünkü Doğu Perinçek çok çizgilere ters olmasına rağmen özellikle de eski yılları kastediyorsunuz tabi birbirlerine zıt kardeşler olduğu halde şu an için Devlet Bahçeli şahsında herhangi bir saygısızlığını son aylarda ben hiç görmüyorum. Hatta birçok konuda Devlet Bahçeli'yi de övücü konuşmaları var. Hatta Sayın Devlet Bahçeli'nin de Doğu Perinçek noktasında son aylarda herhangi bir olumsuz açıklamasını duymadım. Ama siz şimdi küçük bir grubu almışsınız karşınıza. Üç tane belki de kripto, belki de müstahar isimle yayın yapan sosyal medya hesabındaki kişiyi almışsınız. Efendim Mustafa Tesli. Sadece teslim... o değil ki Ali İhsan Bey. Bakın ben size söyleyeyim. Ben iki hafta önce İhsan Aktaş'la program yaptım. Araştırmacı İstanbul'un kaybedilmesinin sorumluluğunu Milliyetçi Hareket Partisi'ne yüklüyordu milliyetçi hareket parti bakın şimdi ben ben şimdi ben bir moderatörüm ben dinlerim. İyi de dinlerim. E o dinlediğim, zaman ben dinlediğim zaman. Daha, daha ben size ağırını söyleyeyim. söyleyeyim başka başka söyleyeyim. Daha ağırını Heh. söyleyeyim. İstanbul için %100 demem. Heh. Ama Ankara için MHP demem ama MHP'ye oy veren insanlar derim. %100 hem de. Yani Mansur Yavaş'ın kazanması eğer MHP tabanı, MHP'ye oy veren insanlar, milletvekili seçiminde MHP'ye oy verenlerin %95'i eğer gerçekten AK Parti'ye oy verseydi Mansur Yavaş kazanabilir miydi? Mümkün mü böyle bir şey? Yüzde i̇şte, bir ihtimal var mı? Yüzde bir ihtimal var mı? Bahçeli'ye, milliyetçilere, ama buradan şunu, milliyetçilere, çıkamazsınız. milliyetçilere... Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'a destek noktasında samimi değil gibi bir sonuca varamazsınız. Ya orada şu veya bu önceliği düşünmüş olabilirler. Yanlış yapmış olabilirler. Kendilerine göre çok doğru yapmış olabilirler. Yani MHP aman hiçbir hata yapmaz. İstanbul'da, Ankara'da, bütün Türkiye'de hep doğru yaptı. AK Parti arada sırada yanlış yapıyor gibi bir algıya da kimse kapılmaz. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim. Buradan devam edeceğim. Merak etmeyin. Kısa bir ara. Manşetlerin dili reklam arası verdik reklam arasının ardından kaldığımız yerden canlı yayına devam ediyoruz ekranlarınızı yeni açtıysanız gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte gerçekleştiriyoruz bu yayına ve önümde birçok gazete görüyorsunuz gazete haberleri üzerinden yürüyoruz şimdi de sözcüden bir haberle yürüyelim istiyorum e, mermili tehdit evet. var mı listenizde Ali İhsan Bey? mermili tehdit var. Evet onunla ilgili de hem izleyicileri de bilgilendirme açısından bir yargıtay iştahı da aldım. Yani o konuları belki bazı izleyiciler de ya böyle bir şey nasıl olabiliyor diyerekten şaşırıyor olabilirler. Mermili tehdit bir kere önce Sözcü Gazetesi'nin yaptığı riyakarlığı belirtelim size işte Doğu Perinçek riyakar vesaire vesaire diyorsunuz ama bağladım biraz, işte onu bağlayacağım. Esas riyakarlıklar burada i̇şte, işte. bağlayacağım işte hepsini bağlayacağım. Mehmet ama... Emin Göç sözcüğüyle aynı yerde Ali İhsan Bey diyeceğim siz buyurun. Ben şöyle buyurayım size Mehmet Emin Göç sözcüyle sözcüğüyle aynı derken sözcü hangi yerde duruyor önce onu bir kere belirleyelim. Ne diyor sözcü? Diyor ki siyasi kutuplaşma giderek artıyor. Karşı mıyız? Karşıyız. Birlikteyiz. Aynı eğer sözcü bu üst başlığı dolduracak şekilde sürekli ifade kullanırsa eyvallah beraberiz. Mermili de, tehdit. Bu noktada da beraberiz. Eğer mermili bir tehditle bulunuyorsa bir kişi bir kişiye o noktada da sözcüyle aynı fikirde oluruz. Devam ediyoruz. Kendine AK Parti Kadıköy Gençlik. Gençlik Kolları üyesi olarak tanıtan Mehmet Emin Göç internette kavanozla mermi paylaşıp CHP'liler için sizi öldürürüm dedi. Bu haliyle de hayır bu Kadıköy Gençlik Kolları'na üye olduğu iddia edilen doğrudur, yanlıştır önemli değil ama sakallı bir arkadaşımız, sarıklı bir arkadaşımız bu haliyle de yanlış yapmış dedim ama devam ediyoruz. <laughs> Şimdi Açıyoruz kutuyu, hı hı. kutuyu açıyoruz ve neyle karşılaşıyoruz? Bakın, A o arkadaş, kadar arkadaş CHP'li çıkıyor. CHP'li çıkmıyor. <laughs> şey Mehmet Emin <laughs> ölümün, CHP'li. Ölümüne Ak Partili çıkıyor. Sözcünün riyakarlığı, sahtekarlığı, <laughs> namussuzluğu, ilkesizliği vesaire. Ne kadar ne derseniz deyin. Ne çıkıyor? Buyurun. Aşağıda devam ediyor. Göç Twitter'dan. Zaten sorun bu. ...veyahut da arkadaşlar işte o tweet diyorlar ya... ...çünkü bütün tartışma o tweetten çıkıyor. O tweet'i de gene de ilkeli... ...kısmen ilkeli davranmışlar. O tweet'i de koymuşlar oraya. Hepten de okurlarına ...aptal yerine e, koymamış Sözcü Gazetesi. O tweet'i eğer büyütme imkanı varsa... ...ben daha rahat okuyacağım ama Ve bu haliyle ben, de... Ben okuyorum siz Ali İhsan Bey. Arkadaşlar da büyütsünler. Oradan okumayın. Oradan okumayın. Tweet'in kendisinden okuyun. Şuradan mı? Evet ha, İşte o tweet diyor. Ben Has Karadeniz. Diyeyim. Bir dolu var, patlamasını istemiyorsanız, herkes için CHP ve Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul, adam olun, reise bir şey olur ya da darbe olursa hiç kuşkunuz olmasın, önce sizi öldürürüm. Şimdi darbe olursa diyor. Hı darbe olursa darbe yaptırırsanız bunu nereden söylüyor? Canan Kaftancıoğlu'nun veya o birkaç CHP'li sözcüğünün ifadeleri var. Bir seçimde veya niye belki bir başka niye açık kimliğiyle yapıyor Ali İhsan Bey? Demin biraz önce sordunuz. O e, tweet'leri yazanlar e, gerçek kimlik mi? İşte şimdi bir gerçek kimlik Mehmet Emin Göç. Göç, Göç, Göç. Göç niye bunu açık kimliğiyle yani böyle bir değerlendirmede bulunabilir. Yani böyle bir değerlendirmeyi yaptığında yani bunun sözcüye ulaşma ihtimaline, bunun üzerine savcıların harekete geçme ihtimaline her şeyi bilebilecek donanımda işte, donanımda sakalı var. Ben, donanımda ben şöyle söyleyeyim yani Heh. belki o yönden eleştirebiliriz. Arkadaşımız büyük ihtimalle hukukçulara da bu konuyu sorup ondan sonra böyle bir tweet atmış olabilir. O işin başka bir boyutu. Onun şimdi yargıta iştahatını size okurum. Ama söylenilen şey şu. Diyor ki darbe yaparsanız diyor. Yani sonuç itibariyle darbe yapıp da Tayyip Erdoğan'a bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına bir şey yapmaya kalkarsanız benim hedefim siz olursunuz diyor. Bunu da nereden kaynaklı olarak söylüyor? Diyor ki bu ülkede seçimle Tamam seçimle giderse Tayyip Erdoğan kimsenin itirazı olmaz ama başka bir şekilde olabilir diyorlar bu sistem bu e, yönetim değişecek diyorlar. Şimdi siz eğer kalkıp da darbe imasında bulunursanız CHP il başkanı olarak veya CHP'nin bir sözcüsü olarak derseniz ki bakın kardeşim ayağınızı denk alın eğer ayağınızı denk almazsanız darbe olur ve sizi indiririz diyorsanız o takdirde nedir karşınızdaki kişi de... Ali Bey cümleye birazcık ben gireyim ee, cümleye ben girdim. Ee, Ali İhsan Bey mikrofonda herhalde bir patlaklık oluşmuş. Ali İhsan Bey öyle değil öyle değil öyle düzelecek bir şey değil büyük olasılıkla pilinde bir kaçak vardır onun seste bir problem vardır ama şimdi ben şöyle sizin bu söylediklerinizin hepsine hiçbirisine itiraz etmiyorum. Yani düşünülmüş, taşınılmış ama bu ve buna benzer dönemlerde yani koskoca bir gazetenin hem de so sözcü gibi muhalif olan bir gazetenin birinci sayfasına yani bu şekilde süslenerek konulmuş bir haberin şimdi yani e, bu arkadaş Mehmet Emin Göç ne kadar samimi olursa olsun ne kadar samimi olursa olsun şu anda bu yaptığı açıklamayla, attığı bu tweetle Gösterdiği bu fotoğrafla, bu fotoğraf da kendisine mi aittir onu da bilmiyorum. Yani yoksa yani bu fotoğrafı da bu mermi dolu e, kavanozu da kendisi mi tweetinde paylaştı, onu da bilmiyorum. Ama eğer bütün bunlara yan yana getirdiğimizde, ya şimdi e, Mehmet Emin Göç attığı bu tweetle Tayyip Erdoğan'ı öldürmüştür, Tayyip Erdoğan'a darbe yapmıştır. Bakın darbe yapmıştır, CHP'lilerin... CHP'lilerin, CHP İstanbul İl Başkanı'nın, Canan Kaftancıoğlu'nun, ne o Özgür Özel'in ya da Kılıçdaroğlu'nun yap yapmak yani onlar istediklerine, yapmak onlar istediklerine, yapmak istediklerine ön hazırlık yapmıştır. Bakın onlar ön hazırlık yapmıştır. Onlar desinler. Şu anlamda size katılırım. Birisi çıkar, bir laf söyler. Serin kanlı davranıp onu akli selimle karşılamak gerekirken... Bizim taraftan da birisi çıkar bir laf söyler, önemli bir isim bir laf söyler. O bir adım işi büyütür, sen bir adım işi büyütürsün ve sokak kavgası başlar. Sokak kavgası başladıktan sonra da artık bu işe hakim olamazsınız. Hakim olamayınca da o derin güçler hemen devreye girer ve yönetime biz el koyduklar. 12 Eylül 1980 öncesinde yapıldığı gibi. Öyle bir oyuna gelmemek gerekir. Eyvallah. Ama şimdi. Ee, Sözcü Gazetesi'nin yaptığı riyakarlıktaki gibi başka türlü gösterip sonra efendim kutuplaşma var CHP'ler için sizi öldürürüm dedi deyip spotunuzda manşetinizde üst başlığınızda niçin bunu söylediğini belirtmeden bunları verir. Ondan sonra işin gerçeğinde de darbe olursa darbe yaparsanız, yani olsun, yaptırırsanız. Ya Ali Bey avukat gibi konuşmayın gözünüzü seveyim ya. Avukat gibi yani avuka, ama, avukat gibi konuşuyorsunuz. Avukat siz gibi siz sanki gibi mahkemedesiniz de, mahkemedesiniz de savunuyorsunuz gibi böyle derse. Hayır böyle hayır savunmuyorum. ben değil. ben ya yapacak o, olsam yaptık, ben kendim yaparım. Arkadaşın yaptı yaptır Mehmet Emel Gökün yaptı. CHP'lilere çanak tutmaktır ya. Çanak tutmaktır. CHP'lilerin sözcünün kutuplaşma kutuplaşma diye fevranına... Alın size bakın kutuplaşma için malzeme veriyorum, üretiyorum demektir. Ya, Yargıtay bu demektir. kararı okuyorum demektir o zaman bu, ben size. Yargıtay'ın 2013 esaslı 2015 tarihinde verdiği Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin bir kararını okuyorum. Karar şöyle. Sanığın katılana yani şikayetçi olan kişiye gönderdiği mesaj içeriğinde yer aldığı kabul edilen, tırnak içinde, bana bir daha küfür edersen, adam nasıl öldürülür sana göstereceğim şeklindeki sözlerin tehdidin şarta bağlanması ve kendisine hakaret edilmemesini sağlama düşüncesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 25.1 maddesinde öngörülen hakkı karşı saldırıyı def etme olduğu ve vesaire vesaire suçun unsurları oluşmadığı gözetildiğinden hükümlülük kararı verilmesi yanlış olmuştur. Yani iştahata göre yırtar. İştahata göre yırtar. İştahata göre yırtar. Ha. Siz siyasi olarak doğru mudur derseniz siyasi olarak yanlıştır diyebiliriz. Ya böyle yüksek perdeden şeyleri söylememek gerekir diyebilirsiniz. Bunu belki mermiyle bir kavanoz içindeki mermiyle yapılmaması gerekir diyebilirsiniz. Başka başka argümanlarla karşı çıkabilirsiniz. Ama Sözcü gazetesinin yaptığı, biz manşetleri tartışıyoruz burada. Sözcü gazetesinin yaptığı basın ilkelerine aykırı bir söylemdir. Üst başlıkta kutuplaşma diyor. Kutuplaşma derken Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı o tehdide, o alçaklığa, o hainliğe bir tek cümle var mı burada? Bir tek itiraz var mı? Diyelim ki efendim her manşetimizde biz her şeyi hatırlatmak zorunda değiliz. O zaman dünkü gazeteye bakalım. Önceki sözcüye bakalım. Ondan önceki sözcüye bakalım. Bir kere olsun Canan Kaftancıoğlu'nun Se seçimle veyahut da seçim dışı bir yolla bu iktidar gidecek şeklindeki söylemine itiraz etmiş mi sözcü? Etmemiş. Ona itiraz etmeyeceksiniz. Onu alttan alttan destekleyeceksiniz. Onun koltuğunu kabartacak şekilde söylemlerle yürüyeceksiniz. Canan Kaftancıoğlu'na hadi aslanım, hadi aslanım diyeceksiniz. O da aşkla, meşkle kalkacak diyecek ki Tayyip Erdoğan çok yakın bir zamanda gidecek. Bir vatandaş da çıkıp dediği zaman ki ya bakın Tayyip Erdoğan'ı siz seçim dışında bir usulle götürecek olursanız, darbe dışında bir yolla götürecek olursanız, ben buradayım kusura bakmayın diyecek olursa e siz kalkacaksınız onu. Yargıtay'ın da iştahı da var, şartlı tehdit diyor. O şartlı tehdit halinde amaç darbeyi yaptırmamaktır. Kardeşim darbe yaparsan... Bak öyle 1960'daki gibi millete evine hapsolmuş bulamazsın. Ne olur? 15 Temmuz'daki gibi olur. 15 Temmuz'da nasıl sokağa çıktıysa insanlar, nasıl tankların önüne geçtiyseler, nasıl o tankların tamam. paletlerini tamam. takozlarla ]inent. kilitlediyseler, Kanan işte, Kaftancıoğlu, Özgür Özel ne yapmak istiyorsa, e, bizim Kadıköy e, gençlik kolları gençlik kolları üyesi, üyesi olup üyesi, olmadığı da belli değil. Onu ya, da öyle demiyor. O yüzden Bakın ona. Ona bakın. Eğer o arkadaş başındaki sarık, sakalı, sahte çıkma olasılığını yüzde seksen görürüm ben. Yüzde seksen görürüm ben. Nasıl eğer Aydınlık Gazetesi Canan Kaftancıoğlu'na bu şekilde saldırarak Canan Kaftancıoğlu'nu büyütmenin arayışı içerisinde olduğunu ben öngörebiliyorsam... Sizin mantığınıza göre Canan Kaftancıoğlu'nun yollarını açalım biz. Canan Kaftancıoğlu... Ermeni soykırımı, sözde soykırımı için tweetler atsın. Desin ki işte 24, 23 Nisan'dan sonra 24 Nisan var desin. Veya ona benzer paylaşımlar yapsın. E Bu ülkede işte böyle soykırımlar oldu vesaire desin. Kendi ülkesine ihanet etsin Canan Kaftancıoğlu. Sonra gelsin. İşte bir şekilde bu iktidarı da devireceğiz biz ama seçimli ama başka türlü desin her şeyi onlar söylesinler bizim kesimdeki hiçbir kişi bakın AK Parti'nin bir yetkilisi değil ilçe başkanı değil gençlik kolları başkanı değil hiçbir resmi sıfatı olmayan hatta üyesi olup olmadığını da bilmediğimiz kimseye de şunu da söylemiyoruz. Haydi beyler haydi birlikte toplanalım nedir Mehmet Emin göç müydü Mehmet Emin göçün arkasında toplanalım falan da diyen yok sadece ve sadece şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklamaya bir tepki mahiyetinde 83 milyondan bir vatandaş böyle bir tepki göstermişse ben size o tepkinin binlerce fazlasını, binlerce katmerlisini CHP'lilerden gösteririm. Nasıl açıklamalar yapıyor? Onu da siz gelip de böyle manşetlerin dili programında veya Halk TV'deki bilmem ne programında yazın. Yazın. İşte, sözcü, Daha, yazmış. i̇şte sözcü, yazmış. Evet. sözcü yazmış, sözcü yazmış, sözcü yazmış. Ya ben kamalı adamları gördüm bu Akdeniz Üniversitesi'nde hatırlıyor musunuz Ali İhsan Bey? ...MHP'li zannettik, ülkücü zannettik... ...neler çıktıklarını gördük... Hatırlata, ...hatırlatırım da... ...vakit yetmez şu anda, yetmez... ...Ali İhsan Bey yetmez... Artı, o, o kişi, ...siz, eğer siz bir, her sarıklığı... ...her sarıklığı alnı sevdiğe ...ben diyorsunuz. arkasından giderim demiyorum... ...o kişi bir yanlış yaparsa da... E, ...yargıtayı var... ...mahkemesi var, hesabını sorarlar... Anladım. ...ama abi, siz bak, kalkıp hem da... ...hem tweet atıp bir de sözcüye göndermiş arkadaş... ...hem tweet atıp bir de sözcüye göndermiş... ...bakın ben bu kadar iddialı konuşuyorum... Eğer hayır değilse ben özür dileyeceğim. Siz nasıl özür dilediniz hafta sonu? Ben bu ekranlardan özür dileyeceğim Ali İhsan Bey. Özür diliyorsunuz, özür dilediğiniz bile kabul edilmiyor maalesef bu ülkede. Kabul edilir edilmez yani çok önemli bir şey değil ki ben kendi nefsime, kendi vicdanıma karşı sorumluluğumu yerine getiriyorum. He, birisi der ki kabul edildi, birisi der ki kabul edilmedi. E, efendim benden de özür diler. Übürsü der ki ya sen özür dileyerek ömrünü bitirmek zorunda kalırsın. E buyursunlar, söylesinler, desinler ki bu hatanın benzerini şu noktada da yaptın desinler. FETÖ Pensilvanya'da hala orada hainliğe devam ediyor. İşin üzerinden yani yaptıkları hainliğin ortaya çıkmasının üzerinden... 7 yıl geçti. 2013'ün Aralık ayında yaşanmıştı o ilk darbe girişimleri. Unutmayın bu cümlenizi. Cumhuriyet'i gösterirken hatırlatacağım. Evet. 7 yıl önce gerçekleşmişti. Melih 7 Gökçek yılı... haberinde, Melih Gökçek haberinde. Melih Gökçek, Gökçek haberinde bir şey yok yani. Var var var, o var, 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 var. Eski yıllardaki var, yaşanmış insan. olaylar üzerinden şimdi Melih Gökçek Aslanlar gibi Tayyip Erdoğan'ın yanında dururken eski defterlere karıştırıp o tarihlerde İki ay sonrasında, 3 ay sonrasında o reklamları kesmiş olan Melih Gökçe'ye laf söyleyip Kesmedi. ama Kesmedi. devam eden, Kesmedi Ali Devam Ali. eden CHP Genel Başkanı orada gidip Samanyolu Haber'de 2014'te çıktı. 2015'te çıktı. Hatta 2016'nın başına doğru çıktı. E şimdi siz onları gizleyip 2013'ün tam 17-25 Aralık'tan bir ay sonraki, bir buçuk ay sonraki reklamları gösterip... Kim bilir büyük ihtimalle de bağlantıları, o reklamların bağlantıları 6 ay önce mi, 1 yıl önce mi ne yapılmıştır? 1 yıl önceki bağlantıyı önüne koyup, vay efendim sen 17-25 Aralık'tan sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirakler sebebiyle sen Samanyolu Haber'e reklam vermiştin diyeceksiniz. Peki verdi. ne yaptı? Hatta ne yaptı? Size ben bir şey söyleyeyim mi? Sonrasında 2010, da geri aldı. Hepimiz. 2015'te geri bile, aldı mı? 2015'te o bile geri alanları da yolunun verdi. tamamına kökten el konuldu mu? Konuldu. El konulduğunda da Oktay Ekşi gidip Samanyolu'na destek çıktı mı? Çıktı. CHP'liler gidip destek çıktı mı? Çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından Samanyolu Habere giden paraların tamamına bu devlet el koydu mu? Koydu. Devlet el koyarken Melih Gökçek helal olsun dedi mi? Dedi. Destekçisiyim bu devletin dedi mi? Dedi. Ama bu işe karşı çıkanlar kim? CHP'liler. Şimdi CHP'liler yani Cumhuriyet Gazetesi çıkıyor bize akıl veriyor. Diyor ki efendim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 17-25 Aralık'tan sonra da reklam vermeye devam etmiş. Reklam vermeye devam etmiş ama adamların hainliğini gördüğü an öyle bir tepki koymuş ki o tepkiyi koyduğu zaman siz daha hala hainliğe devam ediyormuşsunuz. Hala kalkıp saman yolunu bir gazete gibi göstermeye çalışıyormuşsunuz. Sizin kabanızda yürüyen adamlar hürriyetten, milliyetten kovulduktan sonra sizinle birlikte yürüyen T24'e gidip ne yazıyorlar mesela bugünkü yazısı Mehmet Yakup Yılmaz'ın bugünkü yazısında denilen şey şu. Efendim e, Türkiye'de 85 tane gazeteci cezaevindeymiş. Mısır'da, Sisi'nin ülkesinde ise 25 tane gazeteci e, cezaevindeymiş. Dolayısıyla diyor ki söylediği şey şu. Sisi'nin Türkiye'den öğreneceği şeyler vardır. Ya Sisi... Mısır'da bir gecede 4000 kişiyi katletti. 4000 kişiyi şun öldürdü. Şimdi siz bu olayı üstünü kapatacaksınız. 4000 kişinin hani ondan sonrasında seçilmiş cumhurbaşkanının cezaevine koymaları, o seçilmiş Cumhurbaşkanını mahkemede yargılanırken öldürmeleri falan bir kenarda. Bir gecede, o darbe öncesinde bir gecede 4000 kişiyi katleden Sisi'yle gelip Tayyip Erdoğan'ı yan yana getirip diyor ki onun ülkesinde 25 kişi gazeteciye cezaevinde Türkiye'de ise 85 kişiye cezaevinde. O 85 kişinin en az 60'ı da Zaman yolu haber, Zaman gazetesi vesaire vesaire. Bugünün eski sistemi, bugün gazetesinin eski adamları vesaire. Şimdi bunlara sahip çıkan Mehmet Yakup Yılmazlar çıkacaklar bizim karşımızda Tayyip Erdoğan düşmanlığını yapacaklar ama Öbür taraftan da Melih Gökçe'yi 17-25 Aralık'tan öncesinde yapılmış işlemler sebebiyle suçlamaya kalkacaklar. Bu ahlaksızlıktır. Bunun hiçbir şekilde yok, ben, tutar bir ben, yanı yok. Ben böyle düşünmüyorum Ali İhsan Bey. Onu söyleyeyim. Bir şeyimi şerhimi koyayım ona. Yani ben 2015 yılında yaptığım yayınlarda Ankara'daki otobüslerde zaman gazetesi var dediğimi hatırlıyorum. Tarih veremem. Ama 2015 yılında ben Ankara'daki belediye otobüslerinde Zaman Gazetesi giydirilmiş dediğimi hatırlıyorum. İsterseniz bulurum. 2014 diyor bak Cumhuriyet yine insaflı davranmış. Ben 2015 yılında Zaman Gazetesi giydirilmiş, Samanyolu haber giydirilmiş, e, bu Fethullahçıların yayın organlarının giydirildiği otobüsleri, otobüsleri bakın. Ben yolda gördüğüm zaman ya bu devlet biz o şu bu Tayyip Erdoğan daha darbe olmamış ama darbe olmamış. O yüzden daha Fethullah Gülen'den ümit kesilmemiş kesilmediği için bakın size söylüyorum Doğu Perinçek 40 yıl boyunca Fethullahçı terör örgütüyle Fethullahçılarla mücadele etti değil mi? Siz biraz önce bir isim verdiniz kim dediniz Oktay Ekşi dediniz Oktay Ekşi bu gazetenin neyi bakın aynı manşetin yani ben... altında. Burada. Burada. Oktay Ekşi burada. Yani bundan bir sene önce, iki sene önce Fethullahçıların yayın organlarına gidip Zaman Gazetesi'ne gidip Ekrem Dumanlı'ya destek veren Oktay Ekşi bugün i̇şte, işte, vatansever. 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 Doğru tam, tam, tam da bu noktada işte. Siz dediniz ki anneme söylemeyin Vatan Partisi'ne gideceğim oy vereceğim dediniz. Ben hemen kafadan dedim. Hayır o vatan Adalet Partili Partisi zannediyor beni. Adalet Partili zannediyor, e, tam, zannediyor o, Vatan Partisi'ne anne. oy vermeye gerek yok dedim. Vatan Partisi doğru yaptığı yerde savunuruz, destekçisi oluruz dedik. E şimdi Oktay Ekşi'nin bu halini, bu hareketini savunan bir kişi var mı? Ne dedik? Çekincemizi koymamız lazım dedik. Vatan Partili olmaya gerek yok. Vatan Partisi'nden çok daha vatansever, bir AK Parti varsa burada bu ülkede Tayyip Erdoğan varsa dolayısıyla bizim kalkıp da Vatan Partisi'ne falan mail etmemize gerek olacak bir durum söz konusu değil dedik. E siz gidiyorsunuz bir ifrat tefrit arasında dolaşıp duruyorsunuz. Bir Küçücük bir olumlu hareketlerini görünce ben Vatan Partili oldum diyorsunuz. Ondan sonra ertesi dakika hemen iki saniye sonra... ...Efendim Oktay Ekşi orada hadi ben koptum buradan diyorsunuz. Bu ifrat tefrit Anladım arasında dolaşmak. Anladım ama tamamdır. doğruyu nerede bulacağız Ali İsmail Doğru. Bey? doğru. Yani Ak Partililerin her şeyi mükemmel mi? Mükemmel mi? Diyebiliyor musunuz mükemmel diye? Ben mesela dün Sözcü Gazetesi'nin manşetindeki haberi görünce içim cız etti. İçim cız etti. O fotoğrafı görünce içim cız etti. Çünkü nihayetinde orada bir milli servet var. İki tane pist var. O milli servet nasıl olup da üzerine bir pandemi hastanesi kuruyoruz deyip yani orada o kadar boş alan varken niye pistleri getirip bozma gereksinimi duydu birileri? He ben diyorum ki yine iyi niyetli davranıyorum. Tayyip Erdoğan yaptıysa doğru yapmıştır diyorum. Ama yarın acaba neye yol açacak diye sorusunu da Sormadan geçemiyorum. İşte benim içim cız etti dün bu fotoğrafı görünce ki ben şu yoldan da geçtim. Yani bundan bir 15 gün önce, 20 gün önce, bir ay önce merak ettim, geçtim. Nereden yapıyorlar diye. Ya orada bir sürü şey var, bina vardı. Binaların içi bomboş şu anda. Binaların içerisinde yapılabilirdi. Milli servet nihayetinde yarın olağanüstü bir durum olsa o pisler kullanılabilir nihayetinde siz park mı yapacaktınız orayı başka bir şey mi yapacaktınız yapana kadar dünya bakın dünya ne yapmış bu gibi havalimanlarında biliyor musunuz Ali İhsan Bey düşünün ki uçuşu kaldırmış ama orayı park yapmış ama o pislere dokunmamış. Niye dokunmamış biliyor musunuz? Çünkü insanlar çoluğunu çocuğunu getirip bisikletine binmek isteyen, şununla binmek isteyen o kullanmışlar. Benim içim ciz etti. Şu fotoğrafı görünce ciz etti. 14 benim milyar... Içim, benim de içim size ciz ediyor. Beton ya. Her yer beton ya. Her yer asfalt oldu ya. Her şey, her yer ya. Sokağa çıkıyoruz. Her yer beton, 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 beton diyorsunuz. Sonra geliyorsunuz Asfaltı kaldırmayın. Aman sakın ha. O asfaltı kaldırmayın. Millet bahçesi yapılacak yine de. Hayır o asfaltı kaldırmayın. Aman sakın ha. O asfalta dokunamazsınız. Ya asfalta mı tapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Betona mı tapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Orada Cumhurbaşkanı kendisine bir saray maray yapmıyor ya. Millete hastane yapılıyor ya. Bir salgın halinde veya bir deprem halinde acil olarak kullanılmak üzere millet için, halk için hizmet verecek bir hastane yapılıyor orada. Söylediklere şeye bakın. Ahlaksızlığa bakın. Namussuzluğa bakın ki devlet hava meydanları işletmesi de açıklamasını yaptı. Hemen aynı gün yaptı. Bugün devam ettiremediler bu haberlerini. İlk gün ne diyordular? Atatürk Havalimanı'na yapılacağı iddia edilen, o söz verilen, Tayyip Erdoğan tarafından o söz verilen Hastane, pandemi hastanesi aslında Atatürk Havalimanı'na değil, yakınındaki bir arsaya yapılıyor dediler. Resmini koydular, bastılar. Sözcü gazetesi yaptı bunu. Ertesi günü kalktı dedi ki bilmem Çin'de 30 günde yapıldı. Bakalım bizimki 45 günde yapılabilecek mi? Ha 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 yaptılar. Onların hepsinden geçtik. Şimdi de efendim asfaltı bozuyorlar. O asfalt ömür boyu kıyamete kadar kalacak mı? Söz, Asfalta sözcüğü, mı tapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisine ailesine hastane yapmıyor. Özel hastane yapmıyor. İstanbul halkına hizmet edecek hastane yapıyor. Dolayısıyla tebrik edilecek bir şey bu ahlaksızlar. O havalimanı kapatıldığı tarihte de dediler ki AVM yapılacak burası. Kendisine verilecek dediler. Hatta damadına verileceğine dair ahlaksızca yalanlar yazdılar. Şimdi halk için yapılan hastaneyi nasıl çarpıtıyorlar? Efendim pisti bozmuşlarmış. Daha başka yerler varmış. Ama Ali İhsan Bey buranın bundan sonra AVM yapılıp yapılmayacağına dönük bir değerlendirmeyi ben yapamam. Peki o zaman çünkü hastaneyi ne? yıkıp da... Ya, çünkü bir hastane tara Ay, has hastaneyi da... yıkmazsınız ki. Ha. Zaten pisti bozdunuz. Hı. Öbür ucuna da AVM yaparsınız. Bu ucuna hastane yaptınız. Öbür ucuna da AVM yaparsınız. Öbür ucuda bir yola bakıyor nasıl olsa. Yoldan giriş çıkışta. İşte O yüzden söylüyorum. Şimdi siz böyle elinizdeki bir e, toprak parçasını... ...İstanbul gibi bir yerdeki kıymetli bir parçayı... ...tabii ki hastanede yapabilirsiniz. Ben ona itiraz etmiyorum. Ama siz... Eğer böyle bölüp parçalayıp bilmem ne yarın orada iki tane de gökdelen çıktığı zaman bize yine bunu savunmak düşebilir. Ben Gökdeleni savunmam. savunmak bize, bize düşebilir. düşebilir. Gökdeleni ha. dikmek. Ha, ha, şunu, dikmek şunu, değil, şunu, dikmek şunu değil. Size bana diktirmezler Ali İhsan Bey. Şunu, size şunu, bana, şunu size şunu bana, bana sökük bile diktirtmezler. Şunu söyleyebilirsiniz. Hemen onun aşağısında Bakırköy Belediyesi var. Yani burası da zaten CHP'li bir belediyeye aittir. Yanı başında aşağı tarafında Bakırköy Belediyesi var. Yukarı tarafında da Avcılar Belediyesi var. Bir kısmı da Küçükçekmece Belediyesi'ne. Belki sınıra kadar gitmiyor Küçükçekmece Belediyesi bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla hepsi CHP'li belediyeler. Ha, orada gökdelenler yoktur. hiç bir tane bile gökdelen olmadığı halde buraya bir tane gökdelen yapılır yapılmaz bilmiyorum. Şu an için öyle bir iddia bile yok. Ama söylüyorsunuz olabilir diyorsunuz. Yanında yoksa eyvallah. E yanında varken bilmem ne iş adamının arsasında varsa devletin arsasına devlet kazanarak bir şey yapıldığı zaman o özel arsaya yapılanın bir benzeri devlet arsasına yapıldığında karşı çıkarsanız e siz devlet düşmanı mısınız diye sorarım. Yani benim özel olarak kendime ait bir arsam varsa oraya gökdeleni dikeceğim deniz, Bakırköy Belediyesi deniz, alacak. Denizi doldursunlar Ali İhsan Bey. Doldurmuşlar zaten o Bakırköy sahilinde, Ataköy sahilinde doldurmuşlar. Doldursunlar Onların denizi. hepsi CHP'li belediye. Doldursunlar, hepsi CHP doldursunlar belediye. denizi, denizi doldurdukça diksinler. Hepsi. Bakın. Bakın bu kadar alaksızlık olmaz. Burada bir hastane yapılıyor, hastane. E, hepimiz canımız burnumuzda. Aman işte şu vefat etti, bu vefat etti. Acaba bizde var mıyız? Hafif öksürüyorum, e, hafif baş ağrım var. Aa acaba öksürmeye de başladım. mı? Kalbim de sıkışıyor diyoruz hastane yapılıyor. Bize tedavi için, bizim sağlığımız için hastane yapılıyor. Bin kişilik hastane yapılıyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın sülalesini toplasanız, toplasanız, toplasanız toplasanız 35 kişiyi, 40 kişiyi, 50 kişiyi geçiremezsiniz. Bin kişilik burada, bin kişilik de karşı tarafta Sancaktepe'de hastane yapılıyor. Pandemi hastanesi yapılıyor. Nasıl ahlaksızca saldırıyorlar? Buradan anlayın. Pis mis hikaye. O 14 milyar dedikleri de hikaye. 14 milyar ne biliyor musunuz? Arsanın fiyatını söylüyor. Sanki arsayı alıp götürmüşler bir yere. O arsa orada duruyor. Devlete ait olarak durmaya devam ediyor. 14 milyarın 13 milyarı zaten arsa değeri ise o 13 milyar zaten devlete ait olarak kalmaya devam ediyor. Ha dersin ki burayı millet bahçesi olarak yapacaktın. Bak uçsuz bucaksız arka tarafında yerler var. Orası millet bahçesi olarak kullanılmaya başlanacak yakında. O zaman da bakalım ne diyecekler? Yine bulurlar bir kut. Siz bunların peşinden gitmeyin. Oraya bilmem gökdelen mökdelen yapılacağı yok. He diyorlar ki efendim kapalı alanı vardı. O kapalı alanı kullansaydılar böyle yeni bir hastane de yapmaya gerek kalmasaydı. Ya iyi güzel de zaten tek katlı olarak yapılıyor bu salgın hastanesi. Yapılmak istenilen şey de her türlü ihtimale karşı herhangi bir deprem halinde de yıkıntıydı, şuydu, buydu herhangi bir tehlike arz etmemesi. Tek katlı yapılmasının bir sebebi de o. Hem e, hızlı bir şekilde yapılmak istenilmesi hem de herhangi bir deprem halinde de bir tehlike arz etmemesi. Dolayısıyla oraya kimsenin gökdelen falan yapacağı yok ama bunların yalanlarını arka arkaya arka sıraladığımız zaman ben buradaki bu... yalan da ortaya tamam, çıkıyor. Doğru. Ben diyorum ki hastane gerekli mi? Gerekli. Burada yapıldı mı? Yapıldı. Pistleri de yaptık mı? Yaptık ama arkası gelmesin. Sizden rica ediyorum. Bakın çünkü şundan dolayı tesis maske tartışması var. Bu haberde var mı Ali İhsan Bey önünüzde? Yok sadece gördüm. Hürriyette. Yani hürriyet, hürriyet hürriyetliğini e, yapmış yine. Yapmayın yine Ali İhsan Bey. Efendim gök dışına de başka al... maske gidiyormuş. Gök yap, içine yapmayın, başka, başka aşkına, maske telsiz, veriliyormuş. Maske ya 30 çeşit maske var diye uzmanları anlatıyor. Bak en 95'inden... 98'ine kadar maske çıkartıyorum. onlarca maske Bakın, çeşidi maske olduğunu söylüyorlar. Aleyhissel. Bezinden, dinlem kağıdına Aleyhissel. kadar, Aleyhissel Aleyhissel buyur. lastiklisinden, buyur. kulak arkasına Bakın, gidenden. Bakın tertemiz meyne. maske, evet. bunun telini, ben de size diyeceğim ki teli var bunun Ali İhsan Bey diyeceğim, bunun telini. Arkadaşlar sonuçta Bakın bu bu önemli bir maske bakın. Bu maske bunun telini. Arkadaşlar dünkü son nihayet ya, 3 Mayıs yok, akşamı itibar yok. itibariyle. Tel yok. Tel. Ben tel yazıyı, koymamışlar ben yazıyı ya. Yazıyı öyle Benim bitirdim. belediyemi devletimi kazıklamışlar. Ben, belediyemi ben yazıyı devletime. öyle bitirdim. Dünkü dün akşam kaleme aldığım bugünkü yazımı öyle bitirdim. Bu maskeyi bile yapmadan yapamadan eğer bu salgını böyle ucuz bir şekilde Türkiye atlatıyorsa kim bilir maskeyi de yapsaydı neler yapardı diyerekten ironi yaparak bitirdim yazıyı. Siz şimdi benim yazı değil de tabloyu yani dün akşam Fahrettin Kocanın açıkladığı sonuç tablo 61 tane vefatımız var. Yani 90'lardan 80'lerden bir gün içerisinde 61'e indi vefat sayımız. Hasta sayımız azaldı. Entübe sayımız azaldı bakın. Toplam yoğun bakımda hasta sayısı 1400'lere indi. 1500, 1600, 1800'lerdeydi bu. Ve 1424'e iniyor. 900 olan, 1000'e kadar çıkan entübe hasta sayısı 766'ya indi. Bu ülkede 126 bin vaka sayısı var. İyileşen sayısı 63 bine çıktı. Bu ülkede yani İtalya'da 25 bin, 26 bin vefat olan, Amerika'da 64 bin vefat olan bu salgın döneminde Türkiye... Birilerinin, bilim kurulu üyelerinin İtalya olmayalım diye çırpınacağız artık. Çünkü Singapur olamadık dediği Türkiye'de, bakın Türkiye'de verilen mücadele sonrasında o maskeydi bilmem neydi hepsini toplayın. O zaman, o zaman maskeyi alın, doktoru alın, hastaneyi alın, yoğun bakımı alın, ventilatörü alın, bilmem neyi hepsiyle gelin. Bütün itirazlarınıza gelin, eczacılar odasını arkanıza alın, tabipler odasını arkanıza alın. Bilim kurulu üyesi olup da Sözcü'ye, Bir Gün Gazetesi'ne çalışanları hepsini arkanıza alın. Tablo bu, tablo bu. 2.300-2.500 vefatın olduğu Amerika'da 4 katı nüfus var. Bizde 4 düşük %25 nüfus var dörde bölelim Amerika'daki vefatı 2500'ü böl dörde 600 Türkiye'de bir günde vefat olması lazım. Allah korusun diyelim. Elhamdülillah diyelim. 61 vefatımız var bir günde. Dolayısıyla tablo budur. Maske vardı, geldiydi, kargodan geldi, mesajla gitti, bilmem e devletten girdik, eczaneden çıktık. Manşetimiz de var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank söylüyor, açıklamayı yapıyor. 255 milyon maske dağıttık. Dağıttık mı? Dağıttık. Şu an tabloda neticeyi aldık mı? Aldık. Varsa itiraz eden diyorsa ki kardeşim maske dağıtamadınız. Maskenin bilmem teli yok, bilmem ne yok. İsterse bezi olmasın, isterse lastiği olmasın. Tablo bu 61'e indirdi mi? Bu ülke vefat sayısını 120'lere 130'larda tutup ondan sonra da 61'e yarı yarıya indirdi mi? İndirdi. Bundan sonrasında o hürriyete, mürriyete muhaliflik yapmak isteyen CHP'lilere laf söylemek düşmez artık. Kessinler seslerini, kuyruklarını alsınlar altlarına otursunlar. Evet diyorsunuz ki 250 milyon maskeyi ücretsiz dağıttık. 250 milyon maske şuna tekabül ediyor değil mi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank söylüyor tamam, bunu ücretsiz güzel. olarak evet, dağıtılacak. çok güzel. Şimdi 250 milyonu bizim nüfusa böldüğümüz zaman kişi başına 3 tane maske düşmesi lazım. Şöyle yapın Rakan, yani rakam. kundaktaki bebeklere falan da e, maske vermeyin. O, o zaman ha tamam o zaman yuvarlak kişi başına 50 on, milyon. Tam 10 kişi 10 tane 50 tane. milyon. Ben yuvarlak hesap yaptım 5 tane maske düşüyor. Aa, size kaç tane geldi İhsan bey? Ya işte İşte şahsileşmeyin, şahsileştirmeyin, ya şahsileştirmeyin. yani. Şahsileştirmeyin. Ya, ben kendi, ya. ya ben, ben kendi kusurumu biliyorum. Ben kendi kusurumu biliyorum. Ben o o maskeden yararlanamam. Ama Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Hanım yolladı. Bir şekilde o maskeler herkesin eline ulaşıyor. Ben tabloya bakıyorum tabloya bu ülkede benzerleri var. İtalya'da 26 bin, İngiltere'de 24 bin, İspanya'da 25 bin. Fransa'da yine hakeza 25 bin ölünün olduğu bir salgından bahsediyoruz. Türkiye'deki salgında vefat edenlerin toplam sayısı dün akşam itibariyle 3397. Gönlümüz arzu eder ki hiç olmasaydı eyvallah. Ama bu sayıda tuttuysak 83 milyonluk Türkiye... 60 milyonluk, 65 milyonluk Fransa'dan, İngiltere'den, Benzer nüfustaki İtalya'dan benzer nüfustaki daha düşük nüfustaki İspanya'dan daha az ölümle bu salgını atlatıyorsa yok efendim telli maskeydi, telsiz maskeydi. 250 milyon tanesini dağıtmış. İtalya ne yapmış? Kaç tane maske dağıtmış? Ne yapabilmiş? Hastaları hadi gidin siz evinize gidin, evinize gidin biz de 55 60 yaştan büyüklere bakmıyoruz diye evlerine kovalanmış İtalya, Amerika hakeza aynısını yapmış. İspanya'sı, Fransa'sı aynısını yapmış. Türkiye'de bir tek kişi senin yaşın yüksek dolayısıyla biz seni hastaneye kabul etmiyoruz diye kendisinin hastaneden çevrildiğini söyleyebiliyor mu? İddia edebiliyor mu? Edemiyor. Eczacılar Odası dedi ki yoğun bakım ünitelerinin tamamı doldu 29 Mart itibariyle. Bugün geldik, Nisan'ı devirdik, bir ayı devirdik. Üzerinden tekrar bir hafta daha geçti. Var mı bugün İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde yoğun bakım ünitemiz doldu, hadi bakalım evinize gidin diye bir tane hastaya red cevabı verildiğini duydunuz mu? Duyulmadı. E Bak, ne yapacağız? Durulmadı. İşte maskenin tamam, tamam, ince doğru. ipliğinde bilmem kusur varmış. Tamam da bu şu, ince ipliğinde de olmasın diyoruz. İki, madem bizde 61'e düştü, niye biz Atatürk Havalimanı'nın pistlerini Ali İhsan Bey pistlerini asfaltlarını değil, pistlerine... O pistler, ne o pislere? O pislere pistler, niye iki tane daha pandemi hastanesi kuruyoruz? Çünkü niye biliyor musunuz? Bunun arkası var. Arkası geldiğinde, ya bu yeni, zaten. yeni pandemi geldiğinde Cumhurbaşkanı tesis olmasın, ilk günden tesis olmasın. Hayır. Yani gömlek kumaşından sadece, maske olmaz Ali İhsan Bey, ceket astarından maske olmaz Ali İhsan Sadece salgınla yani, ilgili değil, depremde de kullanılmak üzere bu hastaneyi yapıyoruz diye Cumhurbaşkanı ilk günden daha yapıma başlanmadan önce söyledi ya. Bunda bir itilaf yok ki. Evet, ayrılmak istemediler. Ben mesela ben bu haberi tuttum. Yeni Şafak gazetesi. Biz burada Aydoğan Kılınç'ı bağladık. E, TRT eski haber dairesi başkanı, e, Halk TV eski enkırmeni bağladık. Ve dedi ki, bu cümleleri söyledi. Ama Halk TV enkırmeni diye haber yapamadık. Ya Halk TV'nin enkırmeni söyledi ya. Enkırmeni söyledi, devletimle gurur duyuyorum dedi. Para verseniz söyletemezsiniz o cümleyi. Para verseniz söyletemezsiniz o cümleyi ama yazmadı kimse. Kimse görmek istemedi. Kimse görmek istemedi. Kimse değerlendirmek istemedi. Yani normal şartlarda yani bugün Fatih Portakal'ın bir gün devletime güveniyorum demesi gibi bir şeydir o. Bugün İsmail Küçükkaya'nın nasıl cuma günü e, sokağa çıkma yasağı olduğu halde sokakta gezmiş ya basın kartım var demiş ona basın kartı veren iletişim daire başkanı. Şimdi burada tabii nasıl hedefe koyuyorlar? Yurtlarda... O basın kartını veriyor. Fahrettin Altun onlara basın kartını veriyor. Onlar Fahrettin Altun'u tefe koyuyorlar. Evine varıncaya kadar. Ama Evinin Fahrettin Altun'u savunan Tutkun geçir. ne tutkundu? Şükriye Tutkun TRT'de programa başlıyor Ali İhsan Bey. Ne hikmetse. Daha şey mi yapıyordu, e, temel mi kazıyordu veya kuyu mu kazıyordu? Daha evvelden Şükriye Tutkun Mars'ta yaşıyordu. Şimdi Fahrettin Altun'un hemen evinin dibindeki boş arsayı mezbelelikten kurtardığını söyleyen, canlı şahitlik yapan Şükriye Tutkun'u Mars'tan getirdiler, TRT'ye program mı yaptırıyorlar? Yani dün de yapıyordu, bir başka özel kanalda yapıyordu, belki çok daha iyi şartlarla yapıyordu. Ee, şimdi de tekrar kaldığı yerden devam ediyormuş. Siz evveliyatını söylemeden sadece filmin şu noktadaki kısmını söylerseniz o kişiye de haksızlık etmiş olursunuz. Başkasına da. Ama yeni şefa yaptı. Ben getirdim yaptı. Şükriye Tutku'nun videosunu ben yayınladım burada. Tamam. Ama ben o cümleleri etti, o cümleleri ediyor diye e, yapılacak bir kıya. Ben karşıyım. E kıyak olduğunu nereden e ben karşıyım işte yani, ben karşıyım. Bakın söylediklerinin doğru olduğunu Tekrar ben söylüyorum. Eğer daha evvelden temel kazıcısı birisi, bir bayansa hiçbir o dediğiniz özellikleri yok. TRT'de yapacağı program için veya film için de bir kabiliyeti yoksa liyakati yok. Buna rağmen sırf Fahrettin Altun Leyine bir şehadette bulunduğu için tepeden inme paraşütle bir yere indiriliyorsa dediğiniz doğru. Ama dün evvelsi gün, ondan önceki gün yaptıklarıyla benim için olmasa bile o itiraz eden insanlar için kendisini ispat etmiş bir kişi ise e bugün de o kendisini ispat etmesinin sonucu olarak TRT kendisiyle bir anlaşma yaptıysa siz efendim bu işte Fahrettin Altun'a doğru şehadette bulunduğu için kıyaktır derseniz o kıyağın anlamını oturtmamız lazım. Doğru değil o kıyak ifadesi. Burada e, kıyaksa kıyaksa e işte, ben kıyaksa, 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 İki. bakın ben başka bir şey söylüyorum. Yani Fahrettin Altun'un eşi Nagihan Alçı'nı sizin gibi tarafsız gazetecileri bir gün davet edeceğiz demiş. Ben Nagihan Alçı'nın da tarafsız olduğunu düşünmeyenlerdenim. Muhalefete çalışıyor diyorum ben, ben muhalefete çalışıyor diyorum. He, Nagihan Alçı'yı davet ettikleri bir yere olur ya yanlışlıkla bizi de davet etmesinler. Rica ediyorum, onu da bir rica edeyim. O onu da okumuşsunuzdur siz Ali İhsan Bey. Onu da okumuşsunuzdur. okumuşsunuzdur... Okudum, okudum, okudum. Yani onlar üzülmüşsünüzdür bizim... de. Üzüldüm. üzüldüm. Üzülmüşsünüzdür Üzülmüşsün, de. Yani kalkıp da Nagihan Alçı'dan falan medet ummanın hiç biz yaptığımız şey doğruysa doğru şeyi hiçbir şeye bakmadan biz burada kendiliğimizden anlattık. Dedik ki 2018 yılında, 2019 yılında boş kalan bir arsadan bahsediyoruz. Boş kalan arsayı. Ha şu dakikadan sonra da ben Fahrettin Altun'un zaten o evde bundan sonra da oturabileceğini de zannetmiyorum. Ha, bu dakikadan sonra bizim boynumuza borç olsun. O arsa ve o ev kimlere gitmiş olur? Kimler kullanırlar? Kaç lira karşılığında kullanırlar? Hatta şu andan bizim boynumuza borç olsun. Vakıflar bölge müdürlüğünün borcu olsun. Benzer şekilde arsalar kimlere bundan önce kaç liralara kiralanmıştır? Vakıflar Müdürlüğü çıksın göstersin. Burada bir peşkeş var mıdır yok mudur? Açıklamalarıyla bütün kamuoyunu aydınlasınlar. Eyvallah. Çünkü ben 2009 yılında, 2008 yılında yalı, yalıt altını çizerek söylüyorum. Denize sıfır bir yalıyı Vakıflar Müdürlüğü'nün Gazeteciler Yazarlar Vakfı'na nasıl yap işlet devlet yoluyla verdiğini biliyorum. Onun takipçisi oldum. O yalının önce yakılıp ondan sonra efendim burası artık biz Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak burayı tamir edemiyoruz deyip acaba birisi çıkar da burayı tamir edip de içine kullanır mı diyerekten arayış içine girdik ihaleye çıktık ondan sonra da gazeteciler yazarlar vakfı geldi diyerekten yaptıkları açıklamaları biliyorum o tarihlerde vakıflar müdürlüğünü nasıl sıkıştırdığımı ben bizzat biliyorum dolayısıyla bu çerçevede nerede ne arsalar var, kimler almış götürmüş o arsaları. Cumhuriyet Gazetesi buna itiraz ediyorsa, Cumhuriyet Gazetesi öncelikle bir kere Cağaloğlu'ndaki arsasının yanındaki o vakıflar arsalarını bilmem neleri nasıl kullandığını onlarca yıl boyunca onları anlatsın. He ondan sonra Fahrettin Altun'un da bu işlerden bir sonuçta yanlışı varsa... O da yanlışına açık yüreklilikle desin ki ya şunu yapmamalıydık. Yanlışı yok. yanlış yok. Ben ben o arsanın alınması ...yanlış olduğunu düşünmüyorum ben. Yani doğru bir şey yapılmış. Ama şimdi böyle bir konumdayken yapıldığı zaman... ...işte bileceksiniz ki orada CHP'liler... ...orada sözcüler, orada bilmem ne... ...bu işi suistimal etmek isteyenler... ...Erdoğan'ı devirmek için, Erdoğan'ı eleştirmek için... ...çırpınanların olduğunu bileceksiniz... ...o zaman diyeceksiniz ki... ...hemen arkanızı döneceksiniz... Ve oradan uzaklaşacaksınız Ali İhsan Bey. Bakın bu, bu temel olacak. Bundan sonrakilere, bundan sonra yapılacaklara, yani İbrahim Kalın yarın böyle bir şey yaparsa, yarın bir başka birisi orada başka bir şey yaparsa, yapar demiyorum. Yapmamaları gerektiğini bilecekler. Evet, ama antipatite şunu da belirteceğiz. O Fahrettin Altun'un ki Cumhurbaşkanı, İletişim Daire Başkanı bu kişi. Bir profesörden bahsediyoruz. O kişi mahalle arasındaki 45 metrekarelik bir evden Ama bahsediyoruz. Güzel abi <laughs> sen Bey orası. Ya, orası da gitersen. <laughs> hayır, hayır devam Ben edelim. size bir şey söyleyeyim. Ya. Beni gönderin şimdi. Ben neler otururum orada? Devam ediyorum. 45 metrekarelik bir yer yanında da 245 metrekarelik vakıflara ait boş arsadan bahsediyoruz. Onun denizle kıyasladığımız zaman yüzlerce metre ötesinde ve denize de şöyle böyle bir 70 metre mesafede olan. Can Dündar'a ait yalıdan bahsedelim. O yalıyı Can Dündar nasıl almıştı? Cumhuriyet gazetesi, Sözcü gazetesi bir tek... Yani Nagihan Alçı, e, Fahrettin Altun'un eşinin metiye düzdüğü Nagihan Alçı nasıl aldı yalısını Ali İhsan Bey? güzel hatırlattı. Nasıl aldı yalısı? Devam edelim. Yılmaz yani, Gözdiller sözcüğü. Tabii tabii ama, yürüyen, ama şu yürüyen arsalar villalar. Tabii, tabii, yani arsalar varmış. Yani bunların hepsini konuşalım. Arsalar. Milyon arsalar. dolarları konuşalım. konuşalım. Ama ben, şu, diyorsanız şunu, ki şunu şunu kaçırtmak istemiyorum. Salih Okur Gümrükçoğlu. Bu Bunu kaçırtmak istemiyorum. Cuma günü gireceğiz. Ee, Hilal Kaplan'ın yazdığı yazıya demiştim. Girememiştik Hilal Kaplan'ın yazısına. Ama bugün girelim. Bakın Bakın Diyanet İşleri Başkanı'nın hutbesine dönük değerlendirmeler var burada. Ben içerisinde okumadım Okumadınız. başlığına baktım. Ha. Büyük ihtimalle destek mahiyetindedir. Çünkü Hilal Kaplan'ın da yazı dizisi özellikle Diyanet İşleri Başkanı'na yönelik destekleyici tarzda ifadelerle kaleme alınmıştı. Büyük ihtimalle Kadem Başkanı da bazı şeyleri artık itirazları ciddi şekilde değerlendirip artık bu dakikadan sonra olsun eşcinsellerin yaptıkları o algı çalışmalarına birazcık biz alet olmayalım şeklinde bir tavır değişikliğine gittikleri kanaatindeyim değil, ben. Değil. Ee, Hilal Kaplan da yazmış diyor ki sözleşme eşcinselliği meşrulaştırmıyor diyor. O ayrı bir tartışma. Onu savunanlar var. Onu savunanlar var. Önemli yani, olan zaten bizim için önemli olan şey şu bakın ben İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkıyorum ama bir başka kişi kardeşim ben eşcinselliğe karşı çıkıyorum. Senin esasında İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkışının sebebi ne? Benim karşı çıkışımın sebebi ne? Eşcinselliğe doğru adım attırıyor bu diyorum. Eşcinselliğe doğru götürüyor, onu meşrulaştırmaya doğru götürüyor. Burada malzeme var onlar için diyorum. O da diyor ki Hayır, İstanbul Sözleşmesi'nde eşcinsellerle yine bir şey yoktur. Bunu bu şekliyle yorumlayalım, bu şekliyle kabul edelim, bu şekliyle topluma anlatalım. Eşcinseller kendilerine buradan bir malzeme çıkartıyorlarsa onları susturalım. Orada çünkü bir malzeme yok diyorsa, onun yorumunu o şekliyle yapıyorsa ben ona kalkıp da eşcinselliğe destek veriyorsun nasıl diyeceğim? İşte bir bakın yine Ali İhsan Bey orada Soros bağlantıları falan filan da demiş. Öyle de suçlandı da cümleler var yazının içerisinde. Ama ilginç geldi bana. Bir de görüş ayrılığına da düşmüşler sanki Hilal Kaplan'la. kadem. E kısmen şu an kadem gerçekten evvelki çizgisi itibariyle. Onlar kabul etmiyorlar tabii ama gerçekten buna teşne bir görüntü veriyordu. Şimdi Diyanet İşleri Başkanımızın açıklamasından sonra biraz biraz kendilerini bir öz tabi tuttular. E şimdi söyledikleri şey İstanbul Sözleşmesi zaten eşcinsellere herhangi bir alan açmıyor şeklinde bir iddia ileri sürüyorlar. Ki bunu bazı hukukçular da söylüyorlar. Hiçbir alakası yok bu sözleşmenin. 6284 başkadır, İstanbul Sözleşmesi başkadır. Onlara sadece şunu söylüyorum. Ya Bulgaristan'ın, bilmem Rusya'nın, Efendim Almanya'nın bile itiraz ettiği bir sözleşmeyi Türkiye ne diye öyle gözü kapalı koşarak gitti diye Gerçi soruyorum. Gerçi kadem 2 kadem yıl sonra kurulmuş o sözleşmeden onu da yine yazmışlar burada. İzleyiciler merak ediyorlarsa okusunlar ama Milli Gazete'de de bir haber var o haberi de bir gösterip ardından e, yayını da yavaş yavaş toparlayalım istiyorum. İftar zamanını bilemeyen avukat e, yardım aldı diyor Ali İhsan Bey. Şimdi yardım aldı deyince biz yardım alamadık. Yani iftar zamanını bildiğimiz halde yardım alamadık. AK Parti iktidar iftar zamanını bilmeyenlere hem de avukatlara yardım mı yapıyor diye düşündüm ama öyle değilmiş. Neymiş? %99'u Müslüman olan ülkedeki bir kişi hem de Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu olup Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip Almanya'da eğitimine devam edip Üç yıldır da avukatlık yapmış olmasına rağmen e, iftar zamanı deyince imsak, akşam, sahur, yatsı e, ibarelerinin olduğu, seçeneklerin olduğu yerde hiçbir seçeneği işaretleyememiş ve seyirci yardımı almış. Ama öyle vermiş ki Milli Gazete, ben ilk anda okuduğum zaman sabah yardım aldı. Sanki şu bankaların verdiği e, bugün e, sabahın manşetinde. Hazine Bakanı'nın açıkladığı yardımlardan aldı zannettim. Meğersem e, iftar zamanına ilişkin e, yardım Bilgi yardımı almış. almış ama Milli Gazete de işte öğrencisine bir iftar vaktinin ne olduğunu bile öğretmeden mezun eden, hukuk fakültesine sahip olan o koç üniversitesinin sahibi olan koçlardan düne kadar reklam alıyordu. Dolayısıyla siz dönüp dolaşıp geliyorsunuz bir sistem içerisinde. Zaman zaman diyorsunuz ki işte koç, işte sahip çıkmamız lazım, şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım. Ama sonuçta da işte geliyorsunuz iftar vaktinden haberi olmayan öğrencilerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet ama soğan Nisan'da %33 zamlandı, ee, karpuz hasadına başlandı. Yarına kaldı Ali İhsan Bey. Yarına kaldı, yarın inşallah devam ederiz buluşmak ümidiyle.